Allah şerefsiz lan. Bu tarafa geçtikçe yorumlu. 24. günden yine merhaba. Birinci etabı bitirdik. Birinci etabın sonunu yayınladık size. Şu anda kamp alanındayız. Birazdan 24. günün etaplar, günler, rakamlar hepsi birbirine girmeye başladı. 24. günün ikinci etabına başlıyoruz. Pendik sahildeyiz. Dragos yönüne doğru gidiyoruz. Pendik'te şehir merkezinin hemen altında öğlen molası vereceğiz. Daha sonra saat 3 civarında başlayacağımız 3. etapla da Dragos'a ulaşacağız ve bugünkü yürüyüşümüzü tamamlayacağız. Dragos'tan sonra da hedef noktasına, mitingin yapılacağı Maltepe alanına 3 kilometrelik bir mesafe kalıyor. O mesafeyi de Genel Başkan yürüyecek. Genel Başkan kortejin önüne geçmeye hazırlanıyor. Bu sefer yolun diğer tarafından yürüyecek Genel Başkan. İlerleyin mi? Değerli arkadaşlar, refüjden öbür tarafa geçmiyoruz. Refüjün üstünde Sayın Genel Başkan almıştır. Ardından korteje katılıyoruz. Refüjün önüne çıkıyor. Evet, Genel Başkan geliyor yine. Kortejin önüne geçmek için. Sahil yolu komple trafiğe kapatılmış durumda. Evet, görüyorsunuz Genel Başkanı. Adalet! Nerede? Bakın şurada, hemen şurada. Genel Başkan burada. El sallayarak yürümeye devam ediyor. Adalet! Vekilim, ben geliyorum. Adalet! Pardon. Vekil orada. Hayır, geçemezsiniz. Vekil. Partinin. Geçemezsiniz. Efendim, Genel Başkan'ın hemen arkasındayım, devam ediyor. Çıktı. Tamam, görüşürüz. Buyurun. Genel Başkan'ın daha rahat bir görüntü verebilmesi, yürüyebilmesi için kortej durduruluyor. Genel Başkan ön tarafta bildiğiniz gibi. Başkan önde tek başına yürüyor. Arkasında da ben de biraz daha öne geçip Genel Başkan'ı bir kez daha göstermeye çalışacağım. Çok yoğun bir katılım olunca Genel Başkan'ın yanına yanaşmak çok mümkün olmuyor. Güvenlik nedeniyle, güvenlik güçleri. Çetin Bey, ben de içeri geçeyim. Genel Başkan Yardımcısı, ben de partinin. Evet, Genel Başkan yanında çocuklarla beraber yürüyor adalet için. Çok güzel bir görüntü. Ben de hemen öne geçmeye çalışacağım. Pardon, şu önden bir görüntü alabilir miyim? Önden bir görüntü alacağım. Çok özel bir görüntü de burada. Genel Başkan çocuklarla beraber yürüyor.
Genel Başkan çocuklarla yürüyüşü sembolik olarak tamamladı ve yürümeye devam ediyor. Genel Başkan eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile beraber geniş olsun tek başlarına yürüyorlar. Geniş olsun. Artık sonuna geliyoruz yürüyüşün. Genel Başkan sloganlara slogan atarak karşılık veriyor. Güvenlik güçleri görüntü almak için uğraşıyorlar. Genel Başkanımızla. Hadi. Dördüncü günün ikinci etabı. Genel Başkan eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile beraber yürüyor. Ben de artık geriye doğru çekiliyorum bu hızla yürümek. Gördüğünüz gibi. Evet, milletvekilleri. 24. günün ikinci etabı. Genel Başkan önde ve yürüyüş devam ediyor. Görüntüleyim. Allah sağ ol. Biraz ağırlaştık. Beyler biraz ağırlaştık. Biraz ağırlaştık. Genelden destek verenler. Genel Başkanımız da onlara el sallayarak ve slogan atarak karşılık veriyor. Basın mensupları görüntü almaya çalışıyorlar. Az önce ben de gördüğünüz gibi Genel Başkan'ın hemen yanında epeyce yürüdüm ve o anları görüntüledik. Çocuklarla beraber yürüdü. Çocuklarla el ele tutuşarak adalet için yürüyüşe devam etti bir süre. Şimdi de yanında eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile beraber yürümeye devam ediyor Genel Başkan. Bando, adalet bandosu. Şimdi Genel Başkan'la arkasındaki kortej arasında bir boşluk oluşturulmaya çalışılıyor. Bando da hemen Genel Başkan'ın arkasına geçti. Thank you.
Başkanlar bugün İstanbul'a giriş yaptı. Evet, Çevik Kuvvet Genel Başkanı arkasındaki kortej arasında bir engel oluşturdu. Boşa duruyor bunlar ya. Burada bir esprisi yok. Kararda olduğunuz zaman var arkadaşlar. Milletvekilleri Çevik Kuvvet polislerinin önüne geçiyorlar. Çevik Kuvvet polisleri ufak bir itiş kakış, ufak bir kargaşa yaşıyor ama yürüyüşün coşkusuna engel değil bu durum. Ben Çetin Bey'i yakaladım yine. Onlar biraz yürüsünler ve geldik sonunda İstanbul'a. Evet, İstanbul'da yürüyoruz bugün. Kartal sahili. Başkanımız 2,5-3 kilometrelik bir yürüyüşle miting alanına gidiyor. Orada milyonlarla kucaklaşıyoruz ve özgürlüklere, barışa ve adalete yarın oradan start veriyoruz. Bu bir başlangıç. Biz 450 kilometre yürüdük. Bu 450 kilometre adalet için. Adalet bir temeli. Herkes buna sahip çıkmalı ve çıktı. 80 milyon için yürüyoruz. Bu bir siyasi partinin bütün adalet arayanların yürüyüşü. O yüzden çok mutluyuz. Binaya geldik. Artık yarın büyük bir şenlik var. Adalet alanı olacak buranın adı. Hatta bir karikatür gördüm. Hürriyet gazetesi yayınlamış bugün. Maltepe yerine Adalet Tepe koymuşlar. Artık oranın adı Adalet Tepe'dir. Bundan sonra orası öyle anılacak. Bizim belediyemiz de Maltepe'de çok iyi hizmetler üretiyor. Evet. Organizasyonda İstanbul belediyelerimizin tamamı büyük bir özveriyle miting alanını hazırladı ve bu büyük yürüyüş aslında dünyada bir başka ilki de gerçekleştiriyor. Bir ilk, en uzun yürüyüş olması. İkincisi, en büyük kitleyle yürüyor olması. Üçüncüsü, on binlerce kişiye aynı anda lojistik ihtiyaçlarının tamamının karşılanması. Herkesin burnu kanamadan buraya kadar geldik. Belediyelerimize de buradan çok teşekkür ediyorum. Her belediyemiz birbirine yarıştı. Birbirinden mükemmel sunumlar yaptılar, yemekler hazırladılar, içecekler hazırladılar. Hiçbir şeyimiz eksik değildi. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Yarından itibaren de mücadeleye devam. Herkesi de yarın Adalet Tepe'deki şenliğe bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Drone bu arada. Şeker TV'nin drone'u uçuyor. Gördüğünüz gibi bir taraftan burada canlı yayındayız. Diğer taraftan da drone'la çekim yapıyoruz. Bugün akşam drone görüntülerinin tamamını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Sayın drone ekibi. Evet. Gider misin? Yürüyüşü drone'uca ediyorsun. Pardon. Engellemişim drone'u. Evet, yürüyüş devam ediyor. Kortej önde. Geliyorum hemen. Cert Yılmaz'la epeydir konuşmadık. Evet. Ekerim, İstanbul'dayız. İstanbul'a geldik. Bayanım, bu pazar hedeflerimiz noktaya adım adım gidiyoruz. Yürüyüşün sonuna yaklaşıyoruz. Sevgili Genel Başkanımızın ortaya koyduğu iradeyi gerek milletvekilleri, gerek parti örgütümüz, gerekse Türk ülkeye sahiplendi. Toplumun herkesinde yurttaşlarımız Türkiye'nin bu temel ihtiyacı, adalet ihtiyacı üzerinde ciddi bir hassasiyet geliştiriyor. Ciddi bir duyarlılık büyütüyor. İnanıyorum ki yarın bu büyük buluşmayı sağlayacağız. Ülkemizin dört bir tarafından gelen herkesinden, her meslekten, her yaştan yurttaşlarımızla beraber adalet ihtiyacımızı güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Bu yeni bir Türkiye'nin başlangıcı. Bu adımlarımız bizi
geri günlere götürüyor. Yolumuza çıkıyoruz. Teşekkür ediyoruz Necati Yılmaz'a. Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Sağlık problemi olabilir. Kazım Bey'in pette sağlık problemi zannediyorum. Şöyle. Hadi Kazım Bey. Niyazi Nefi Karay'ı aldım yanıma. Kusura bakmayın vekilim. İstanbul'dayız artık bizim memleketimizde. Büyük bir coşkuyla devam ediyor. Şeker TV'nin drone'la da göstergesini çekilmiş. Geçen de görememişti. Evet, İstanbul'a geldik. Gerçekten güzel bir kortejimiz var. Günlere de giriyoruz. 3 günlük çok güzel, adaletli bir havayla girdik. Ve adaletin olacağına inanıyoruz, geleceğine inanıyoruz. O inançla yola çıktık. Ve yarın alanda genel başkanımızın yürüyüşüyle alana gireceğiz. Ve dev bir milyonlarla miting yapacağız. Bütün Orta Doğu halklarına, Afrika'ya, ezilenlere, sömürülenlere, bütün herkese adaletin bir başlangıcıdır bu. Yine tıpkı Anadolu'dan çıkıp yürüdük İstanbul'a ve adalet gelecektir. Tüm halkımız için, adalet herkes için ve adalet gelene kadar mücadelemiz sürecektir. Daha bu bir başlangıçtır, devamı gelecektir. Herkes için adaleti sağlayacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çok sağ ol, Şeker TV'ye selamlar. Teşekkür ediyoruz Nefik Aray'a. Pardon. Şu arkadaşı birazcık görüntüleyeyim ben. Şuna bak, senin resmini çekiyorum. Merhaba. Merhaba. Uykum mu geldi? Adın ne senin arkadaş? Parka götürmedik diye bize kızdı. Onun adaleti parktı. Parkı istedi, biz de hiç götürmedik onu. Ama şimdi adalet istiyor. Hadi kolay gelsin. Mehmet Sayın, Diyarbakır İl Başkanı. Canlı yayındasınız. Evet. Evet başkanım. Bu kutlu onurlu yürüyüşler, burada bulunmaktan büyük onur duyuyorum. Diyarbakır'dan bugün örgütümüz de gelecek. Yarın da burada olacaklar. Tarihe yazılacak bir yürüyüş. AK Parti Genel Başkanı 15 yılda yaptıkları bir genel başkanımızın bu başlattığı yürüyüşle hiçbir şey eser kalmadı. Ancak bir 100 yıl sonra daha böyle bir yürüyüş olursa, dünyanın neresinde olursa olsun, bu konuşulacaktır. Çünkü o güne kadar Sayın Genel Başkanımızın başlattığı bu yürüyüş konuşulacaktır. Herkese selamlar, saygılar. Teşekkür ediyoruz Mehmet Sayın Diyarbakır İl Başkanımız.
Bera ben geçeyim mi yanına? Devam. Nefi! İttir ya, ittir. Yer için Nefi Bey, yer için. Yol için Nefi Bey. Uşak burada. Pek iyi şeyler olmuyor galiba. Ben şöyle döneyim. Ben böyle yine katılımcıları göstermeye devam edeyim. Sercan, bitirdik artık ha. Emlikleri gördün mü? Görmedim. Neredeyse konuşalım onunla da. Görmedim. Sibel Hanım, ben aranıza gireyim. Artık İstanbul'dayız. İstanbul'a. Merhabalar. Buyurunuz efendim. Evet, artık geldik İstanbul'a. Zaman zaman sizlerle birinci günden, üçüncü günden, onuncu günden, yağmurda, güneşte, Serdar yanımızdaydı, Şeker TV hep yanımızdaydı. Bütün anlarımızı an an kayıt etti. Adım adım geldik İstanbul'a. Şimdi hep birlikte yarın hepinizi bekliyoruz yanımıza. Biz size adım adım adaleti getirdik. Şimdi de bütün dünyayı haykıracağız hep birlikte. Hepinizi, herkesi bekliyoruz buraya. Dünya siyasi tarihi en büyük eylemini, en barışın eylemini bütün dünyaya göstereceğiz. Sevgiler Şeker TV. Teşekkür ederiz Şeker Özdemir'e. Serdar devam. Görüşürüz. Görüyor musun? Anale! Vur kafası, tam kopamamışlar. Oldu. Rekor kırdı. Şeker TV'de en uzun yayın rekoru kırdı. Nerede gidiyor? Abi görüşürüz. Görüşürüz. Evet, sanırım böyle oldu gerçekten. Bu yürüyüş bizim açımızdan da yayın rekoru oldu. Epeyce bir yayın yaptık alandan. Ben de galiba geri geri yürüme rekoru kırdım. Erhan yine burada fotoğraf çekmek için. Merhaba, şu araya girebilir miyim? Merhaba tabii. Önce bayanlara öncelik verelim. Dilay Yedekçi, İstanbul milletvekilimiz. 24. gündeyiz ve artık alana doğru gidiyoruz. Evet. Çok şükür kazasız belasız atlattık, geldik. Artık İstanbul'dayız. Gerçekten zincirleri kıra kıra geldik. Adaleti adım adım kıra kıra geldik. Attığımız her adım aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının bir adımı. Biz çok inanıyoruz buna. Dostluk içinde, kardeşlik içerisinde yürüdük. Üretim yaparak, arkada duyduğunuz marşla milletvekili kardeşimizin yaptığı, Nur Hayat'ın yaptığı marş. Bu da çok önemli. Burada bir üretim de var, paylaşım var, dayanışma var. Kimse kimseye bir kötü niyeti yok. Burada bir adil suç işlenmedi. Herkes ekmeğini, suyunu paylaşıyor. Muhteşem bir ortam var. Katılan bütün herkese çok teşekkür ediyoruz. Katılamayıp gönlü burada olanlara da selam olsun diyoruz. Şeker TV'ye de teşekkür ediyoruz. Çok zor şartlarda elinde kamera geziyor. Size ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Yürüyüşün bir görünür kahramanları var, görünmez kahramanları da var ama hem görünür hem görünmez kahramanı da var. Sait Torun, Genel Başkan Yardımcımız, en baştan bu yana hem yürüyor hem de lojistikle ilgileniyor, bütün organizasyonla ilgileniyor. Ama sonu geldi artık. Evet. Bugün itibariyle şimdi 3.7 yürüyüp mola vereceğiz. Ondan sonra 8.2 daha yürüyüp bugünkü parçamızı tamamlamış olacağız. Gerçekten tüm hava koşullarına rağmen yürüyüşümüzü hiç aksatmadan devam ettik. Her türlü olumsuzluğa rağmen direndik. Adalet arayışımızı ve talebimizi
sesimizi daha fazla yükselterek devam ettireceğiz. Yarın miting bizim için çok önemli. Yarınki mitingde saat 18'de Malta Meydanı'nı doldurarak orada çok daha yüksek sesle adalet talebimizi seslendireceğiz ve hem Türkiye'ye hem dünyaya mesaj vereceğiz. Herkes için adalet, 80 milyon için adalet diyoruz. Güvenlik gerekçesiyle yollar kapatılıyor trafiğe. Bugün mesela ben Tuzla İçmeler'e sabah ulaşamadım, mola yerinde bekledim. Yarın evet. Miting alanına ulaşımla ilgili önlemler alındı mı? Bütün yollar kapatılıyor. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Bazı sorunlarımız var, onu aşmaya çalışıyoruz. Evet, güvenlik önemli, hiç şüphe yok ama güvenliği gerekçe göstererek bazı ulaşım noktalarını kapatmak ve Ting'e ulaşımı engellemek de doğru değil. Bununla ilgili gene bugün öyle de bir toplantı daha yapacağız. Ve bu anlamda miting alanına daha rahat ulaşılması için mutlaka yetkililerle görüşeceğiz. Biz de herkesi evinden biraz daha erken çıkmaya, evet. Mümkün olduğu kadar erken saatte orada gün, olmaya. Bir gün için rica ediyoruz onlardan. Bir pazar gününü bu adalet talebimiz için fedakarlıkta bulunsunlar. Bakın 24 gündür yollardayız. Az önce söylediğim gibi evet. Her türlü hava koşuluna rağmen yürüdük. Yarın miting alanındaki göstereceğimiz o kalabalık, o sesin çoğunluğu bize adalet talebimizin, haklı talebimizin yerine gelmesinde çok etkili olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Seyit Torun, Genel Başkanımız. Hallettik, yorulduk ama sonra Zülfikar'ın önütü var. Adana milletvekilimiz. Vekilim, sonuna geldik. Başından bu yöne yürüyoruz. Coşku artıyor. Neler söylersiniz? Yani hiç kimse bu yürüyüşe zorla katıl eklenemezdi. Herkes yürekten, gönülden, inançla Türkiye'deki eksik bu adalet anlayışının hatırlatılması adına, toplumda bir uyanış sağlanması adına şevkle yürüyorlar. Bu yüzden bütün katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum. Yarınki mitingimize herkesi, bütün halkımızı davet ediyoruz. Saat 18'de Maltepe Meydanı'nda. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin size. Kolay gelsin. Organizasyonlarını yapanım, bütün resmi kurumlara yazı yazdım. Katılmayan işçi ve memurları işten attırıyorum. Muhtarlara da yazdım. Köylüleri getirmezse nafakalarını keseceğim. Katılanlara 200 lira da yemeğe veriyorum. Herkesi bekliyorum. Beyaz TV durarsa ciddiye alır ama. efendim ayrıca katılan herkese de televizyonda görünme şansı da vereceğim. Bu televizyonda röportaj yapacaklar. 200 lira iş, aş. Tamam, şimdi oldu. Tamam, evet. Sağ olun. Tamam, sonra bakarız. Merhaba. Merhaba. Her yerden çıkabiliriz. Hadi.
Oo, Mert Bey gelmiş. Niye keyfim yerinde? Keyfim yerinde. Çok güzel gülmüyor bu adam. Bir bakın şuna. Abi ya, ama morali, ya. Morali bozulunca fena oluyor Mert. Görüşürüz Mert. Şeker TV. Şeker TV. Ne haber? Geçtik hocam sizin bölgenizi. Hadi Ali Özcan Alp Coşkun. Tuzla meclis üyesi. Güle güle. Ümit Erkol gelmiş. Hocam hoş geldin. Valla yorucu gidiyor. Geri geri yürümek biraz ters oluyor. Ama sonra sözü böyle bırakıyorum, biraz rahatlıyorum. Hocam son gün artık. Yarın genel başkan tek başına yürüyecek. Biz bugün kendi yürüyüşümüzü tamamlıyoruz. Nasıl görünüyor Ankara'da? Buradan nasıl görünüyor? Valla çok canlı, dinamik, renkli bir kitle. İstanbul'un sıcağına rağmen herkes büyük bir motivasyonla yürüyor. Çok da farklı kişilikler olduğu aslında gözüküyor. Yani gerçekten bir parti yürüyüşü değil, geniş bir toplumsal mutabakatın bir arada yürüyüşü gibi. Ve bana en ilginç yönü bu geldi. Evet. Yarın nasıl olur? Yarın herhalde son yılların en kalabalık buluşmalarından biri olur diye düşünüyorum. Önemli olan yarını bir sonlanma değil, bir başlangıç gibi gören ve ülkeyi demokrasiye taşıyacak yeni bir programın, yol haritasının ipuçlarını veren bir gün olmalı. Yani yarın orada belki yeni dönem hemen tarif edilemez ama o yeni dönemin ipuçları topluma verilmeli ki bugün bir araya gelen adalet etrafında buluşan bu insanlar yarın da yol yürüyebileceklerinin umudunu taşısınlar. Yani yarın aslında bir açıdan her şeyin başlangıcı olmalı. Evet. Aslında şu anda yalnızca başlangıç için iyi bir altyapı oluştu. Evet. Başlamak için 450 kilometre yürüdük. Yürüdük. Evet. 450 kilometre yürüdük. Şu anda yürüyüşler dışındaki toplum da bir mücadeleye, bir hak, adalet ve demokrasi mücadelesine hazır. Teşekkür ediyoruz Ümit Erkan'a. Kolay gelsin. Görüşürüz. Bakkala başlar gördüm. Ne yapıyorsun? Zaten ne yapıyorsun? İyiyim ben. Tarkan Kartal'dan, Tarkan Büyükoktay Parti Okulu Eğitmeni. Merhaba. Fıstık merhaba. Bakar mısın? Merhaba. Bey sallasana bize ya. Güle güle. Merhaba. Çekişiyoruz diyorsun, çekişiyoruz. Biz çekişelim. Hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet. Hıdır abiyi görememiştim ve merak etmiştim. Hıdır abi tekrar çıktı karşımıza. Abi görüşürüz abi, kendine iyi bak. Urla'dan sevgiler, Urla'dan selamlar. Hollanda'dan sevgiler. Bu ya pek ona ulaşabilecek durumda değiliz. Sen ne yapıyorsun? Aldın mı?
24. günün ikinci etabı biraz önce başladı, gördünüz. Genel Başkan'la beraber yürüdük bir süre önce. Bravo. Önce çocuklarla el ele tutuşarak yürüdü Genel Başkan. Daha sonra Selvi Kılıçdaroğlu eşiyle beraber yürüdü. Biz de biraz daha katılımcıları gösterebilmek için arkada kaldık. Şeker TV'den Türkiye'ye selamlar, Çekmece'ye selamlar. Sağ olun. Sağ olun. Etap devam ediyor. Pendik sahilindeyiz. Biraz sonra bir mola vereceğiz bu etap. 3.7 kilometreydi. Öğleden sonra saat 2.30-3 gibi başlayacak son etapta da 8.2 kilometre yürüyerek Dragos sahiline ulaşacağız ve bugünkü yürüyüş tamamlanacak. Kolay gelsin. Nasılsınız? Arkada şu anda da gelir. Mola yerine gelir. Görüşürüz. Şeker TV canlı yayında. Herkese merhaba. Ben de başkanım alayım. Çekişelim diyorsun biz de yani. Metin Döner, avcılardan. Nasılsın? İyi abi, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Erdoğan, ne haber? Siz devamlı biz aralıklı artık da olsa. Artık böyle gelsene Erdoğan. He? Şöyle gelsene. Evet, artık senin bölgendeyiz, İstanbul'dayız. Evet, evet. Gerçekten 12 gündür aralıksız ben yürüdüm ve şimdi kendimi çok huzurlu hissediyorum. Bugün özellikle ekstra bir huzur hissettim. Neler biliyorum, İstanbul'da geldiğim için mi? Evine kavuştuğun için olabilir. Evine kavuştuğum için, yoldaşlarımıza kavuştuğumuz için. Ben yarın milyonlarca insanın geleceğini şimdiden hissediyorum. Gerçekten Türkiye'de artık kaderi değiştirecek bir eşiği geçiyoruz şimdi. Elbette mücadele devam edecek ama biz kazanacağız. Teşekkür ederim. Alıyorum bunu. Hoşçakal. Erdoğan Bayrakoğlu, Parti Eğitmeni, İstanbul Eğitim Koordinatörü. Şöyle, buradan gel. Şöyle azıcık açar mısınız, azıcık? Evet, Salih abi.
Gördüğünüz gibi Salih abi burada. İyi, senden ne haber? Sağ ol abi. İstanbul'a geldik abi. Ya gittim geldim ya İstanbul'a, Koçam Mustafa. Meydana ya. Gittin geldin. Koçam Mustafa şey. Öyle mi? Eve de gittin geldin. Kolay gelsin abi. Uçurtma aldım. Uçurtma uçuracağım. Çekmiyorum. Öyle mi? Tamam tamam. Salih abi uçurtma uçuracakmış alanda. Onu da izleyeceğiz. Evet, şimdi bir ara verelim. Biraz dinlenelim. Sonra da devam edelim. Kolay gelsin abi. İşte görüşmek üzere.